hocam COVID-19 tamamen ortadan kalkmış gibi yaşamaya devam ediyoruz. Normal mi? Normal değil. Bakın ben açık havada şimdi maskesizim. Evet, açık havada artık maskeyi çıkartabilecek duruma geldik. Ama kapalı ortamlarda halen maskenin takılmasını zorunlu kılan hem olgu sayılarında hem de ölüm sayılarında rakamlar var karşımızda. Şimdilik Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara bakacak olursanız günde 50 kişiye düştü ölüm sayısı. Ama soruyorum size, 50 kişinin erken ölümü yok sayılabilecek bir ölüm sayılabilir mi? Üstelik hem Batı Pasifik bölgesinde Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin, Güney Kore, Vietnam gibi ülkeler başta olmak üzere hem de Avrupa'da bazı ülkelerde yine son 1-2 haftadır olgu sayılarında bir yükselme eğilimi var. Bazı ülkelerde özellikle aşısızların büyük ölçüde ölümlerine de halen tanıklık ediyoruz. Bu koşullarda pandemi henüz bitti diyemeyiz. Eğer işler yolunda giderse bu yılın sonuna doğru dünyada pandemiyle ilgili bir rahat nefes alma imkanımız var. Bu ancak Türkiye'de dahil dünyanın henüz yüksek aşılama düzeyine ulaşmamış ülkelerinin aşılanmasıyla olanaklı. Dünya Sağlık Örgütü bunun için bir sınır değer bildiriyor. Eğer dünyadaki bütün ülkelerde insanların %70'ini bağışık hale getirebilirsek o zaman bir rahat nefes alabileceğiz. Ama bugün Afrika'da bazı ülkelerde halen aşılama oranının %10'un altında olduğunu unutmayalım. Türkiye'de aşılama oranı %65'ler civarında. Bizim hatırlatma dozu dediğimiz ve omikron varyantına karşı etkili olduğunu bildiğimiz o aşı yaptıranların oranı ise henüz %30 civarında. Dolayısıyla Türkiye'de henüz bu sürecin bittiğini söylememiz mümkün değil. Hocam peki gelişmiş ülkelerde yani Avrupa ile örneğin kıyasladığımızda bu önlemler bakımından Türkiye'deki gevşeme ile Avrupa ülkeleri ya da işte Amerika yani gelişmiş ülkelerde kıyasladığımızda orada nasıl bir tablo var? Dünyanın birçok ülkesinde artık süreci gevşettiler. Çünkü politikacılar bilim insanlarına güvenmek ve onların önerilerini yerine getirmek yerine popülist uygulamaları daha fazla tercih ediyorlar. Özellikle Türkiye'de dahil seçimin yaklaştığını bilen politikacıların daha çok algıyı yönetmek peşinde koşması, pandeminin bütün dünyada olması gereken önemi almamasına yol açıyor. Ancak bizim senin sorduğun geçmiş ülkelerden iki tane büyük farklılığımız var. Birincisi bizim ülkemizde test yapma oranlarımız çok düşük ve testler yalnızca semptom gösterenlere yapılıyor. Böylece biz kimin hastalığı bulgu göstermeksizin geçirdiğini anlayamıyoruz. O anlayamadığımız kişilerle çevresindeki insanlar hastalığı bulaştırmaya devam ediyor. Bu özellikle risk altındaki insanlar için. Yani 60 yaşın üstünde kronik hastalığı olan, işte sigara içen, şişman, kanser tedavisi gören gibi insanlar için büyük risk oluşturuyor. Birincisi bu. İkincisi biz Türkiye'de halen 2 yıl geride kalırken Sağlık Bakanlığı ayrıntılı veriler açıklamadığı için hangi bölgede, kimler, nasıl bir risk altında bunu da bilmiyoruz. Yani bugün şimdi internete girin. İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan, İsrail'den, hatta Çin'den ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden herhangi bir eyaletin, herhangi bir ilçesinde durumun ne olduğunu aylara, günlere göre izleme olanağınız var. Bugün Science dergisinde yayınlanan bir makaleyi okudum sabah. O makaleye göre örneğin İngiltere'de mahalle bazında bile hangi varyantın ne süreyle yer değiştirdiğini izleme olanağı var. Biz toplam olgu sayıları içerisinde varyant takibini bile %1'lerin altında yapan bir ülke konumundayız. Dolayısıyla ne durum saptamamız, ne aldığımız önlemlerin ya da almadığımız önlemlerin etkisini değerlendirebileceğimiz bir bilimsel perspektife sahip değiliz. Bu da pandeminin yükünün tahmin edilenden daha fazla olması biçiminde karşımıza çıkmasına yol açıyor kanısındayım. Bu verilerle ilgili sıkıntı sürecin en başından beri yaşanıyor. Ama ben yine de ona rağmen Bursa'daki vaziyeti de bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Yani Sağlık Bakanlığı haftada bir veri açıklıyor. Orada da yani çok kısıtlı bir veri. Bursa'da nasıl durum sizce? Bursa'da olgu görülme sıklığına baktığımızda işte İstanbul'u yakından takip eden bir eğilim görüyoruz doğal olarak coğrafi yakınlık nedeniyle. Bursa'da özellikle kentin doğu bölgelerinde hayat eve sığar uygulamasının çalıştığı dönemlerde çok ciddi bir yoğunluk olduğuna tanıklık ettik. Aşılamada da 18 yaş üstü oranlar açıklanıyor. Çok yüksek düzeyde bir aşılamayla karşı karşıya değiliz. Özellikle Bursa'daki meslektaşlarımızdan bize gelen geri bildirim, hatırlatma dozunun yapılması oranlarında da Türkiye'ye benzer bir oranda olduğumuzu, bunun üzerinde bir performans göstermediğimizi söylüyor.
Bu arada tabii Bursa'daki örneğin sığınmacılarla ilgili hiçbir bilgiye sahip değiliz. Bu aydan itibaren mevsimlik tarım işçileri gelecek doğudan, güneydoğudan. Onlarla ilgili bilgiler paylaşılacak mı bilemiyorum. Çünkü daha önceki yıllarda senin de tanık olduğun gibi hiçbir bilgi paylaşılmamıştı. Bu koşullarda Bursa'nın da Türkiye'den daha iyi bir profil izlediğini söylemek mümkün görünüyor. Örneğin son nüfus verilerine bakıldığında son 2 yılda en çok göç alan ilçe olmasına rağmen Yıldırım'da nüfus geriye doğru bir gidiş gösteriyor. Şimdi 2020 yılındaki ölüm sayılarını bile açıklayamayan TÜİK'in verilerine dayanarak artık analiz yapmanın zorlukları var. O yüzden bu konuda çok fazla yorum yapamayacağım ama şunu söylemek mümkün. Ne TÜİK ne Sağlık Bakanlığı ya veri yayınlamadıkları ya da yayınladıkları veriler tartışılır oldukları için bilim insanlarına uygun bir tartışma zemini yaratmaktan uzak. Çok teşekkürler hocam. Ben de teşekkür ederim.